şey ağız içinde kullanamayız. Veya işte içtiğimiz çay, kahve gibi sıcak materyallerde şekil değiştiren, şeklini değiştiren, eriyen bir materyali ağız içinde kullanamayız arkadaşlar. Isı veya yaptığınız bir materyal sıcağı, ısıyı çok iletiyorsa arkadaşlar, ısı iletimi çok yüksekse bu zaman ne olacak? Siz sıcak bir çay içtiğinizde mesela ağızda full metal bir kron olduğunu düşünün. O metal ısınacak ve dişe iletecek o ısıyı. Diş o sıcaklıkta mesela ağzınızda protez olan var mı bilmiyorum ama dişi küçülttüğümüz zaman yani üzerine bir protez yapacağımız zaman dişin mini tabakasını aşındırıyoruz. Mini tabakası aşındığı zaman dentin tabakasında arkadaşlar dentin tübülleri var ve bu da sıcaklığı, ısıyı, her şeyi pulpaya yani sinirlere ileten bir dentin tübüllerinden iletilen bir kanallar var. Yani kesik dişler soğuğa, sıcağa, ağrıya, baskıya karşı daha hassas oluyor. Eğer geçici protez yapmazsak o hastalara konuştuklarında bile aldıkları havayla dişleri sızlar. Üzerine bir metal kron yaptık. Sıcak bir şey işte o. Eğer o metal ısıyı çok ileten bir materyalse içtiği her sıcaktan veya yediği soğuk buzlu içeceklerden dişi sızlar, hassasiyet yapar. O yüzden ağızda kullandığımız materyaller hani bunları siz seçmiyorsunuz zaten. Hani buna uygun olarak üretiliyor zaten. Kullandığımız materyaller ısı iletimleri zaten kullanabileceğimiz şekildedir arkadaşlar. Isısal genleşme katsayısı sıcaklık bir derece arttırılıp veya azaltıldığında birim uzunlukta meydana gelen uzunluk değişimidir. Isısal genleşme katsayısını nerede göreceğiz? Mesela bunlar arkadaşlar protezler yapılırken yüksek ısılı fırınlarda pişirilerek yapılıyor. Yani 1200-1300 dereceye kadar ısıtılıyor o metaller. Bu yüksek sıcaklıklarda metalin bir ısısal genleşmesi var. Revetmanları anlatırken size söyleyeceğim bu genleşmeyi, revetmanın genleşmesiyle. Çünkü soğuduğu zaman da büzülüyor. Bunların miktarları üretici firmalar tarafından belirtilmiş. Ona göre, ona dikkat ederek teknisyenler çalışıyor. Öyle bir şekilde karşınıza gelecek. Önümüzdeki hafta alçıya geçiyoruz arkadaşlar. Alçı nedir? Nasıl elde edilir? Endikasyonları neler? Kontraindikasyonları neler? Özellikleri neler? Formülü neler? Karıştırırken neye dikkat ediyoruz? Sertleşme mekanizması nedir? Sertleşmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Bundan sonra anlatacağım her şeyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hani baştaki terimlerden bazıları işinize yaramayacak, ezberlemenize gerek yok demiştim. Fakat alçıdaki her şeyi bilmeniz gerekiyor. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Birinci sınıfta arkadaşlar sadece dış anatomi ve fizyoloji dersiniz var. Şehir binayı. Orada da kullandığınız eskiden bunu kullanıyordunuz. Şu anda tabun kullanıyorsunuz. İkinci sınıfta akrilik göreceksiniz. Mum göreceksiniz. Akrilik dişlerden sizin yapacaksınız. Kroşe bükeceksiniz tellerden ama birinci sınıfta yok. O yüzden zaten çok temel malzemeleri veriyorum. İkinci sınıfta maddeler bilgisi dersiniz devam ediyor. Tekrar işlenecek. Daha geniş olarak. Arkadaşlar sessiz olur musunuz? Dersiniz bitmedi, ben hala buradayım. İlk resim arkadaşlar, uzama çekme gerilimi ilk resim. Bakın bir kuvveti uzayıp çektiğimiz zaman şu orkular gerilimin yönünü belirtiyor. Ben sizlere gerilim nedir, şeklini çizerek tiplerini anlatın dediğimde diyeceksiniz ki uzama çekme gerilimi, çekme gerilim kütleyi uzatmak veya germek isteyen bir yükün yarattığı deformasyona karşı çıkan kuvvettir. Bu tanımı olacak, şekli de bu olacak. Bu orkular gerilimin yönünü gösteriyor. Uzama çekme kuvvetinin yönünü değil. İsterseniz farklı bir okla yazıp çizip uzama çekme kuvveti diye belirtirseniz o zaman kabul ederim ama ona gerek yok. Ben sadece burada gerilimin yönünü soruyorum. Yani bir maddeyi uzayıp uzatıp çektiğinizde tersi yönde oluşan bir kuvvet gerilimdir. Maddenin içinde oluşan kuvvet. Söyle. Gerilim nedir? Çeşitleri yani
Bizlere zorla soracağımı zannetmiyorum çünkü sayınız çok fazla. Teorik sınavı okumak benim için şey. Ama hani olur da bütün emeği kalırsanız. Sayı azaldıkça klasik olarak şekil soruyorum genelde. Klasik yaptığım sınavlarda. Ama sayınız çok fazla olduğu için klasik yapmayacağım arkadaşlar sınavınızı. En azından bize iyi öyle düşünmüyorum. Dediğim gibi ya işte 50 tane cümle vereceğim. Bunların içerisinden 10 tane yanlışı bulacaksınız. Ya cümleyi yanlış yapan ifadeyi çizip doğrusunu yazacaksınız. Ya test yaparım, boşluk doldurma yaparım. Yani okuması daha kolay olan sınav çeşidi. Sınava yakın zamanda söylerim. Zor değildir arkadaşlar. Çalışırsanız, yani derse zor değil zaten, sizi bırakmak için de uğraşmıyorum. Bu da arkadaşlar sıkıştırma basma bir kuvvet, bakın ters yönde uygulanıyor ama sıkıştırma basmada oluşan gerilim yönleri bunlar. Bu da sıkıştırma basmanın şekli. Bu da kompleks gerilimler, yani her yönden geliyor. Basma, germe, kayma. Bu 3-7 kron köprünün şematize edilmiş hali. Bu da 3-7 kron köprünün dişler üzerinde kuvvetlerin oluşan gerilmelerin yönleri. Bu da makaslama, kayma. Bir kuvveti bir maddeyi diğer madde üzerinden kaydırma veya mesela dişin içerisine bir malzeme yerleştiriyoruz. Onu çapraz gelen horizontal kuvvetler karşısında bunlara makaslama kuvveti dedik ya. Çiğneme kuvvetleri hiçbir zaman tek yönde olmuyor. Dikey yönde, yatay yönde ve çapraz makaslama yönünde de olabiliyor. Birbiri üzerinde kaymasına da makaslama kuvveti deniyor. Buradaki şu formül, elastiklik modülünü elde etme formülünü sizlerden istemiyorum. Onu bizler doktorun, eğer gelirseniz uzmanlık yaparsanız, doktora yaparsanız o zaman bilimsel çalışmalarda kullanacağız. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Bir vize, bir final. Vizeden 85 ve üzeri alırsanız finale girmiyorsunuz. Biraz çalışın ve 85 ve üzeri alın, finale girecek öğrenci sayımız azalır. Her sene oluyor. Yani her sene sınıfta kalan dersi tekrar eden kişiler olduğu gibi en az sınıfın yani 50-60 kişisi muhatap olabilir. Yani ben sizleri bırakma yönünde ay 100 vermeyeyim, şey yapayım, tam yapın 100 olun arkadaşlar. Öyle hiçbir hocanızın öyle bir şeyi yok. Hani öğrenci mantığı var ya, hocan okulda kırdı, ben aslında 100 imkan verdim, bana 70 verdi. Siz doğru yaptığınızı zannediyorsunuz ama eksik yazdığınız mutlaka bir şeyler oluyor, 70 alıyorsunuzdur. Hiçbir hocanın, sizleri ne bireysel olarak tanıyoruz, ne böyle öğrencinin notunu, belki bilmiyorum, vardır öyle hocalar, genelleme yapayım, çok nadir de olsa, hani notu kıt dediğimiz hocalar vardır, ne yaparsanız yapın yaranamazsınız. 3-4 sayfa not yazarsınız, 60 alırsınız. Ama ben öyle biri değilim, yaparsanız %'de alırsınız yani. Şey değil, yapana hakkını verelim, 85 ve üstü alıp, vizeyle bu dersten kurtulabilirsiniz. Ben de sevinirim. Sayınız azalır finalde. Yoklama kağıdı. Nerede yoklama kağıdı? Ne kadar yavaşsın. Sayacağım şimdi, sesli yoklama yapacağım. Fazla imza çıkarsa yandırır. Sormak dediğim her şeyi sorarım o zaman. İstersen bu sınavı çok da zor hale getirebilirim arkadaşlar. Yani bilmediğiniz o kadar çok şey var ki, anlatmadığım şeyleri bile sorarım. Üniversitede her şeyi anlattığım şeylerden sormak zorunda değiliz arkadaşlar. Siz araştırıp bulmak zorundasınız. O yüzden lütfen fazla imza olmasın o kağıtta. Fazla imza attıysanız silin. Ben dersin başında diyorum zaten, derse girmek istemeyen, dinlemek istemeyen varsa çıkabilir. İmzanızı atıp çıkın. Veya bir mazeretiniz var, gelip bana söyleyin, hocam şu mazeretim var, imzamı atıp çıkabilir miyim, size izin veririm. Ama fazla imza istemiyorum. Aklıysanız silin. İsteyin kağıdı silin. Bana gelmeden. Biraz hızlı.
7 Aralık'ta 7 Aralık'a kadar da 2 saat daha dersimiz var. Vizeden sonra sentetik rezimler bitiyor. Zaten sentetik rezimlerde tek saatte bitecek bir ders. Tekrar etmemi istediğiniz herhangi bir konu olursa iletirsiniz. Tekrar işleriz onları. Veya imza alır çıkarız. Mumları işlemiştik arkadaşlar. Ne demiştik? Ağızda metal olarak gördüğümüz her şeyin öncelikle mumdan maketini yapıyoruz. Bunu revetman dediğimiz bir malzeme ile etrafını sarıyoruz. Manşet dediğimiz böyle demir boru parçaları, silindir parçalarını düşünün arkadaşlar. Bunların içerisinde yüksek ısılı fırınlarda ısıtılarak bu mum eriyordu. Peki bu revetman neydi? Özelliği neydi? Nasıl bir malzemedir? Ne işe yarar? Çeşitleri nelerdir? Ne demiştik? Metal eriyip döküldüğü zaman genleşiyor, soğuduğu zaman büzülüyor. Bu büzülmeyi kompanse edecek şekilde revetmanın da ısıyla genleşmesi veya bunun herhangi farklı yöntemlerle genleşme mekanizmaları var. Bunlar nelerdir? Genleşmesini etkileyen faktörler nelerdir? Bunlara değineceğiz. Yaptığımız işlem, bunları revetmanı siz kullanmayacaksınız. Hekimler olarak biz revetmanla işimiz yok. Teknisyenler laboratuvarda kullanıyor revetmanı. İlerleyen sınıflarda böyle dersi dinlemeyip, notlardan okuyup geçen arkadaşlarınıza revetman nedir diye sorulduğunda cihaz denen böyle saçma sapan şeyler söyleyen arkadaşlarınız çıkıyor. Başka öğretim üyeleri bana gelip söylüyor. Arkadaşlar birinci sınıfta her şeyi anlatıyoruz size. Ne olduğunu çalışıp geçiyorsunuz. Ya tabii hani sayınız çok fazla. Arada çıkabilir öyle 3-5 kişi. Revetman dediğimiz şey bir tozdur arkadaşlar. Alçıya benzer. Dış görünüşünde yani böyle kutusunun içinde olduğunda beyaz alçıdan, Paris alçısından ayırt edemeyebilirsiniz. Fakat kimyasal yapısı farklıdır. Su toz oranı farklıdır. Normal çeşme suyuyla karıştırıyoruz. Yine bol ve bol kaşığında karıştırıyoruz. Kıvamı da aynen alçıda olduğu kıvamda olacak. Ama kimyasal yapısı alçılar gibi değildir arkadaşlar. Çünkü yüksek ısılara dayanabilecek ve farklı dediğim gibi o metaldeki soğuduğundaki büzülmeyi kompanse edecek genleşme mekanizmalarına sahip revetmanlarımız var. Döküm işlerinde kullanılan seramik bir maddedir. Tanımını sorarım arkadaşlar revetmanın. Mum maketi sarar, sertleşir ve mumun ısıtılıp uçurulmasından sonra erimiş metal alaşımın akıp yerleşeceği bir kalıp boşluğu oluşturur. Bu nedenle dökümün hassasiyeti doğrudan doğruya revetmanın kalitesine ve özelliklerine bağlıdır. Yani bu revetmanın içerisinde oluşacak bir porozite oralara akışkan metalin gitmesine, alaşımı gitmesine sebebiyet veriyor. O yüzden dökümünüzün kalitesi revetmanın kalitesine bağlıdır. Döküm protetik diş hekimliğinin önemli bir konusudur. Tüm metal kronlar, metal destekli estetik kronlar, tek parça döküm iskelet protezler, inneyler, onneyler, pinneyler ve buna benzer birçok işlem hep dökümle ilgili uygulamalardır. Ağızda metal olarak gördüğümüz soğuk bükme işlemiyle yapılmayan her şey arkadaşlar dökümle elde ediliyordu. Dökümde yapılacak küçük bir hata restorasyonun oturmaması ile sonuçlanıyordu. Bunu hep söylemiştik. Mesela kullandığınız modelasyon mumunuz da hatalıysa veya uzun bir köprü yapıp ve modelasyonu sıcak bir ortamda yapıyorsanız takım çıkartırken o mumun esnemesi, parmak basıncıyla bozulması bu da yapılan işin ağza oturmamasıyla sonuçlanıyor. Bu tabii hep dediğim gibi teknisyenlerin yapacağı iş, sizin yaptığınız bir şey değil ama teknisyenlerin yapacağı her şeyi bilmek zorundasınız. Döküm bir dizi laboratuvar işlemlerini ve bir takım araç gereçlerin varlığını gerektiriyor. Dökülecek olan cismin mum maketinin hazırlanması. Öncelikle mumdan hazırlıyoruz. Kron mu yapacağız, köprü mü yapacağız, kroşe mi yapacağız, iskelet hareketi bölümü, protezin metal altyapısını mı yapacağız? Onun bir mum modeli elimizde oluyor. Revetman denilen ve mum maketin etrafını sararak sertleşebilen seramik bir madde. Bu da dediğim gibi böyle poşetlerde satılan beyaz renkli toz bir materyal. Revetmanın içine doldurulacağı bir manşet. Manşet de arkadaşlar işte yapacağınız restorasyonun boyutuna göre çapı değişen bir borunun kesitini düşünün. Onlara manşet diyoruz arkadaşlar. Hem üstü açık hem altı açık bir boru kesiti düşünün. Tek kron yapıyorsanız çapı daha dar. Daha geniş format bir ark yapıyorsanız daha geniş veya 3-4 tane metal dökümünü aynı anda tek bir manşette yapıyorsanız
Buna göre manşetlerin çapı değişebiliyor. Levetman kalıbı ısıtacak ve maketin mumunu uçuracak uygun bir fırın. Dökülecek metal alaşımınız, bu alaşımlar da genelde arkadaşlar toz halinde satılıyor. İşte bunları eriterek döküyoruz içerisinde. Özel cihazları var, santrifüj makinesine. O ilk önce mumun etrafını revetmanla kapatıyoruz. Alçı gibi sertleşmesini bekliyoruz. Sertleştikten sonra yüksek ısılı fırınlara atıyoruz. Tabi etrafını revetmanla sararken böyle komple hapsetmiyoruz. O mumun eriyip buharlaşıp uçacak böyle mumu üzerinde tiz dediğimiz mumlardan tekrar oluşturduğumuz şeyler var. Eğer döküm yapabilirseniz preklinikte görürsünüz. Bizler preklinikteyken yapmıştık. Döküm tijlerini de oluşturuyoruz. Yani mesela protezde olmayacak, sadece döküm işlerine yarayan mumdan çubuklar oluşturuyoruz. Ve o şeyin revetmandaki manşetin tam ağız kısmına gelecek kadar o mumları uzatıyoruz. Buradan bir döküm yolu olarak düşünün. Eriyen metal o krom köprünün erimiş metaline ulaşacak boşluğuna ve mumların eriyip buharlaşıp uçmasını sağlayacak o tijlerle oluşturduğumuz yol. Sonrasında bunlar kesilip atılıyor. Dökülecek metal alaşımı demiştik. Metal alaşımı eritecek ve kalıp boşluğuna sevk edecek uygun bir aparel. Bunu preklinikten bizim santrifüj cihazlarımız yok. Merkez kaç kuvvetiyle böyle bir cihaza bırakıyoruz santrifüj yöntemiyle. O erimiş metal manşetin içine çöküyor. Biz bunu preklinikte yaparken öğrenciyken şu çaycıların taşıdığı tepsiler var ya, böyle hızlı çevirseniz bardaklar düşmez. Onun gibi böyle sapan denilen bir aleti var arkadaşlar. O tepsiden daha uzun bir şey düşünün, bir sapı. Bunun içerisine koyup hızlı bir şekilde çevirirdik. Ve o şekilde merkez kaç kuvveti, yani o anda bir anda durursanız veya şey yaparsanız oradan manşet fırlayıp bir arkadaşınızın yüzüne çarpabilir. O yüzden herhalde şu an sayınız çok fazla. Hani benim öğrenciliğimde biz 40-50 kişiydik. Yapılabiliyordu preklinikte bu işlemler ama şu anda hani 180-200 kişiyle preklinikte kontrolü sağlamak yine 3-4 asistanla çok zor. En ufak bir hata sizlere zarar verecek şeylerle sonuçlanabiliyor. Artık o kadar yerimiz de yok zannedersem. O yüzden döküm yaptırılmıyor şu anda sizlere. Ama bizler öğrenciliğimizde hem işte kroşe dökümü yaptık, farklı dökümler yaptık, kron dökümü, post dökümü yaptık. Yani sadece sizlerde değil, belki 10 senedir yapılmıyor bu. Hani sayınız çok diye değil. Bir 10 yıldır yapılmıyor zannedersem. Revetmanlar ne özelliğe sahip, onlara bir bakalım. Yüksek sıcaklıklara dayanabilmeli. Çünkü yüksek ısılarda fırınlara koyuyoruz ve yüksek ısılı fırınlarda içerisindeki mum buharlaşıp uçuyor. Ayrışmamalı ve döküm üzerine zarar verecek gazları açığa çıkartmamalıdır. Mum maketin ve metal alaşımın büzüşmesini kompanse edecek. Hani demiştik ya dengeleyecek. Biri büzüşürken revetman da genleşecek ki oradaki o büzüşmeyi kompanse edip metalimizin istediğimiz boyutta oluşabilsin. Genleşebilmelidir. Kolayca karıştırılabilmeli. Manipülasyonu yani uygulaması kolay olmalı. Mum makete kolayca sürülebilmeli. Genellikle mumun etrafını böyle daha cıvık hazırlayıp arkadaşlar fırça yardımıyla ilk önce yediriyoruz ki hava boşluğu, hava kabarcığı kalmasın. Sert ve sağlam yapıda olmalı ve erimiş metalin darbe dayanımına mukavemet edebilmelidir. Yeterli derecede poröz olmalı, hava ve diğer gazların kalıp boşluğundan kaçabilmesini, poröz dediğimiz boşluklar. Arkadaşlar çok boşluk olursa oraları da metal, erimiş metal girer. Bu bizim gözle göremeyeceğimiz hava boşluklarının ve gazların kaçışını sağlaması için. Bunlar ideal şartlarımız. Tek bir maddeyle bütün bu şartları yerine getirilmesi mümkün değil. Onun için hiç herhangi bir diş hekimliği malzemesinde tek bir malzeme kullandığımızı gördünüz mü? Yok. Her şey farklı farklı malzemelerin farklı özelliklerini karıştırarak elde ediliyor. Farklı, şimdi göreceksiniz, alçının hani kalsiyum sülfat da var alçının bileşenlerinden. Revetmanın birleşimi, bunların arkadaşlar sadece isimlerini bilmeniz yeterli. Revetmanlarda kullanılan refraktör maddemiz kuarts, pirimidit ve kristobalit olabilir.
kuart silikanın ileride porselenleri gördüğünüz arkadaşlar, hani seramik bir madde diyoruz ya size. Porselenleri gördüğünüzde porselenin yapısında da kuart var arkadaşlar. O yüzden seramik bir madde diyoruz revetman için. Kuars ısıtılarak kristobalit ve daha da ısıtılırsa tridimit haline dönüşür. Gerek kuars gerek tridimit ve gerekse kristobalit silikanın polimorf şekilleridir. Bu maddeler seramik maddelerdir ve kalıp boşluğunun sert ve dayanıklı olmasını sağlarlar. Bağlayıcı maddemiz isimlerinden de anlaşılacağı gibi bağlayıcı maddelerdir. Çünkü refraktör maddeler kendi başlarına yapışkan bir kitle oluşturamazlar. Bunları birbirine bağlayacak bir bağlantı maddesine ihtiyaç vardır. Bağlayıcı maddeler iki türlü. Altın dökümleri için altının farkı neydi diğer metallerden? Daha düşük ısıma, erime ısısına sahipti. Yumuşak bir metaldi. Dayanıklılığı daha diğer metal alaşımlara göre daha azdı. Altın dökümleri için kullanılan revetmanların birleşiminde bulunur. Bu bağlayıcı alfa-kalsiyum sülfat hemihidrattır. İkincisi yüksek hızla dökülen iskelet alaşımları için kullanılan revetmanların birleşiminde bulunur. Bu bağlayıcılar, bunları da arkadaşlar sormam. Dediğim gibi revetmanın sadece kısımlarını, hani nelerden oluşuyor, refraktör madde, bağlayıcı madde ve yardımcı maddeler diye isimlenebilmeniz yeterli. Detaylarını ezberlemenize gerek yok. Diğer iki madde revetmanlarda aranan özelliklerin oluşmasına yetmez. Bu nedenle istenilen özelliklerin oluşabilmesinde katkıda bulunmak üzere sodyum, klorür, borik asit, potasyum, sülfat, grafit, bakır tozu veya magnezyum oksit gibi maddelere ihtiyaç vardır. Şimdi revetmanımızın çeşitleri var. Farklı farklı uygulamalarda kullandığımız farklı farklı revetmanlarımız var. Kalsiyum sülfat bağlantılı revetmanlar, kalsiyum sülfat neydi? Alçı tozunda vardı değil mi? Fosfat bağlantılı revetmanlar ve silika bağlı revetmanlar diye bunları bilmeniz gerekiyor. Revetman çeşitli, revetmanın tanımını, revetmanın çeşitlerini, özelliklerini. Kalsiyum sülfat bağlantılı revetmanlar. Sadece altın ve altın alaşımlarının dökümünde kullanılır ve 700 santigrat derecenin üstünde ısıtılamazlar. Bunları da bileceksiniz arkadaşlar. Kalsiyum sülfat bağlantılı revetmanlar dediğimizde nerede kullanılır, neden kullanılır, sorarım bunları. Çünkü bu derecenin üstünde revetmanın içinde bulunan kalsiyum sülfat ayrışır ve oluşan sülfür dioksit ve sülfür trioksitin döküm metalinin kırılgan olmasına yol açar. Sadece altın ve altın alışımlarında kullanılmasının sebebi de düşük ısılarda eridikleri içindir. Birleşim detaylarını sormam. Şu %60-65 kuars, 30-35 alfa kalsiyum sülfat. Bunları bilmenize gerek yok. Ama kalsiyum sülfat bağlantılı revetmanların hangi dökümü, hangi şeyde kullanılacağını, ne kadar derecenin üstünde ısıtılamayacaklarını bilmeniz gerekiyor. Bu slide'ın ilk cümlesini bileceksiniz. Ama geri kalan kısmı burayı ezberlemenize gerek yok. Yerleşme mekanizmasını sonraki hafta anlatacağım arkadaşlar. Çünkü bitiyor zaten sonrasında. Yerleşme ve yerleşmeyi etki eden faktörlerimiz var. Bunlar altının sertleşmesini sakın karıştırmayın. Altının sertleşme süresini etkileyen faktörlerle revetmanların yerleşmesini etkileyen faktörler farklı arkadaşlar. Yerleşme mekanizmasını da sorarım. Yerleşme mekanizması kaç çeşitli ve etkileyen faktörler nelerdir? Onları önümüzdeki hafta anlatacağım. Sonrasında zaten bir ders kalıyor. İsterseniz tekrar yaparız, isterseniz de ders işlemi sadece imza alırız. Sonrasında da zaten bize haftanız başlıyor. İmza atanlar çıkmasın, hemen hızlı bir şekilde imza atın arkadaşlar. Biraz hızlanın. Sormak istediğiniz bir şey. Ya, terus kita masih banyak. Ne demek ne? Ya udah sih, tinggal selesain aja biar besok-besok tinggal bahas soal atau apa gitu loh. Kan kalau di Indo kayak gitu ya malah dosen tuh malah cepet-cepet. Ya malah cepet-cepet, abis itu jadi bahas soal. Nggak ngerti saya nih. Hei.